Alim Bey Odaş'ı sormuş. Muharrem Bey de sormuş aynı şekilde. ODAŞ'ta yani enerjilerin çok fazla net olarak yukarı hareket yaptığını göremiyoruz aslında bu dönem. Bu da son iyi bilançolar diye düşünüyorduk zaten. Hep bahsediyorduk burada. Tepelerde hatta Kasım ayından itibaren son iyi bilançolar gelebilir. Bu yüzden 2023'te bilançolara doğru bilançolar gelmeden bunun satışını görebiliriz diye bahsediyorduk ki bunu da gördük. 12'lerden 6'lara kadar ODAŞ'ın geri çekildiğini gördük. Burada özellikle dip yapması gereken seviye 6.20'ler. 6.20'ler üzerinde kaldığı sürece yani mavi ile sarı indikatörün kesişim noktası 6.20'ler üzerinde kaldığı sürece tepki ihtimalinden bahsedilebilir ama bilanço beklentileri çok net ve önceki bilançolardan iyi olmadığı sürece de çok net yukarı kırılımlar göremeyebiliriz. Özellikle 7.60'a dikkat etmemiz gerekiyor teknik açıdan da. 7.60'lar üzerinde kapanışlar olmadığı sürece burada da yukarı aşağı testere bandının devam edeceğini söyleyebilirim. Ne zaman ki 7.60'lar üzerinde kapanışlar görmeye başlarız burada bir miktar sert hareket 8.80'lere doğru görebiliriz. Seçim sürecinde ben birçok hissede benzer şekilde yukarı aşağı çok fazla zirvesini geçemeyen hareketler olacağını yani ana hisselerde BIST 100'den bahsediyorsak bu şekilde çok net beklentileri olmayan bilanço açısından benzer hisselerde testere hareketlerinin devam edebileceğini söyleyebilirim açıkçası. Peki Yusuf Bey Akbank'ı sormuş.